Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza büyük katkısı olan Rocky videolarımıza devam ediyoruz. Bizim videolarda Rocky filmleri gibi oldu. Tam bitirdik derken yeni bir video geliyor, kritler geliyor. Çünkü Rocky videolarımızı izleyen sizler ısrarla kritleri de istemiştiniz. Bu videoyu bilmemen sinema ailesinin tüm takipçilerine ve bilhassa Rocky videolarıyla kanala abone olan, yorum yapan, beğenen, kritleri isteyen o değerli kitleye ithaf ediyorum. Erhan'cım nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Lütfen bana bir tişört gönderir misin yani bu benim tişörtüm bak. hem koyu hem artık karavanda yıkayamıyoruz sıkıntı çamaşır bilmem ne çok sıcak Kardeşim, açık renk bir şey ya. Senin istediğin tişört olsun hemen koyuyorum bak şuraya 4 tane seç bir tane 2 tane seç hadi. Bunu seçiyorum bunu seçiyorum. Tamam hemen yarın kargoda. Senin gibi bu tişörtlerden beğenenler varsa da onları nereye bekliyoruz kardeşim? Bilmemen ayıp kom Tişörtün adresi. Tişörtün şeyi. Al 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 al. Ben kendim kullanıyorum çok memnunum. Bence mesaj yerine ulaştı. Ve hazırsa başlayalım. Çok hazırım. Devam. 2006'da Raki'nin olgunluk, yaşlılık dönemini gördüğümüz serinin toparlayıcı filmi Raki Balboa'yı izlemiştik. Raki Balboa ismiyle müsemma bir projeydi. Bir karakter olarak Raki'nin anatomisini geçen yıllarda geldiği noktayı görüyorduk. Her filmin sonunda bitti denilen, başka film olmayacak denilen, ki Stallone bile bunu bir gelenek olarak tanımlıyormuş. Ama her seferinde bir film daha çekilen seri, karakterin birçok halini yıllara yayılan değişimini bizlere göstermişti. Stallone da yaşlanmıştı. Bunu da filme yansıttı. Rocky bu filmde kanser oluyor, görünür biçimde çöküyordu. Stallone bu deneyimi sevmişti. Makyaj sandalyesine oturup saatler süren makyajın sonunda bir başkası olarak kendini aynada görüp çekimlere devam ediyordu. Rocky filmlerinin en büyük mesajlarından birini kendi de yaşıyordu. Zaman ilerliyor. Dönemin hızlı gençleri yaşlanıyordu. Diğer yandan 4 yıl sonra gelen Expendables gibi serilerle ben ölmedim, gümbür gümbür yoluma devam ediyorum diyordu. 2013'te Rocky evreninde bir spin-off yapılacağı duyuruldu. Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler oturacaktı. Sundance Film Festivali'ne ilk uzun metrajı Fruitvale Station'la damga vurmuş, ödüller almış ve daha 30 yaşına basmamış bu genç yetenek Raki gibi bir efsanenin spin-off filminde yönetmen koltuğuna oturacaktı. İlk kez Stallone'un yazım ekibinde olmadığı bir Raki filmi geliyordu. 204 sayfalık bir senaryo. Yönetmenin de içinde olduğu bir ekip tarafından yazılmış, defalarca kez değişiklik uğramıştı. Yani yönetim kadrosu büyük sorumluluk altına girmişti. Yönetmen Coogler, önceki filminden oyuncusu Michael B. Jordan'ı da yanında getirmişti. Jordan, Stallone'un desteğini hissettiğini söyleyecek, yükümü hafifleten abim diyecekti. Stallone ilk Rocky filminde 30 yaşındaydı. Hem Creed'imiz hem de filmin yönetmeni Coogler daha 30 yaşında bile değillerdi. Ve bu genç adam 2022'de izleyeceğimiz Creed'in 3. filminde yönetmen koltuğunda oturacak. Bu yaş işlerini, yönetmen ve oyuncu değişikliğini anlatmamın sebebi de şu. Bir devir teslim gerçekleşiyor diyebiliriz. Rocky, dolayısıyla Stallone ilk Creed filminde yakın dostu Apollo'nun mirasını gündeme getiriyor. Ve buradan yeni bir hikaye filizleniyordu. Yine ilk videolarda Stallone'un sinemayla eğitim kanadında alakası olmayan, elinde senaryoyla kapı kapı gezen, para kazanmak için erotik filmlerde bile oynayan bir genç olduğunu anlatmıştık. Ve hayallerinin peşinden gitti. Ortaya çıkan filmde Raki evreni de Rocky bu bütün özellikleriyle, dramatik yapısıyla tarihe geçen bir seri olmuştu. Raki, senaryosu ve yönetmenliğiyle bir boks filminden çok daha fazlasıydı. Yönetmen Kugler, filmdeki önemli başlıklardan birini dövüşçü antrenör ilişkisi olarak gösteriyordu. Sırtınızı birine yaslayabilmelisiniz. Bunu Mike Tyson ve Cass D'Amato'da gördük. Rocky ve Mickey'de gördük. Çok özel bir bağdan bahsediyoruz. Filmde o bağı yakalamaya çalışmalıyız diyordu. Bu bağlamda bu Creed içinde bir yönetmen filmi demek mümkün. Onu diğer vurdulu kırdılı filmlerden ayıran da bu. Rocky filmlerinde merkeze Rocky karakteri oturtulurken Creed filmlerinde merkezde kim var biliyor musunuz? Yani bu noktada kendi fikrimi söyleyeceğim, yorum yapacağım. Arkadaşlar Creed filminin başrolü Philadelphia'ydı. Filmde ilk buluşmalarında yedikleri yemekler bile lokaldi. Philly yani Philadelphia İtalyan aygırını bağrına basmıştı. Diğer tarafta Raki serisinin ikinci videosunda bir başka Philadelphia çocuğu hem de gerçek bir karakter olan Joe Frazier'dan bahsetmiştik. Şehir Rocky övünüyor ama orada yaşamış bir efsane var. Onu yabana atıyorlar deyip Yiğit Tezcan'ın videosunu önermiştik. Creed'de şu sahnede yine Frazier'ın ismi görünüyordu. Raki şehrinin yaşayan efsanesiydi. Herkes onu tanıyordu. O da tüm ağır başlığıyla Olgunluğuyla münzevi hayatına devam ediyordu. Filmin ilk düğümü Apollo'nun gayrimeşru çocuğuyla atılıyordu. Aynı ilk filmdeki Raki gibi hiçlikten gelen bir adamdı. Hatta antrenman sahnesinde kostümüne şu kelimeler yazılmıştı: "Neden mi dövüşmek istiyorum? Çünkü şarkı söyleyip dans edemem." Birçok kaynakta bu bilgiyle karşılaştım ama bu tişörtü nerede giydiğini bulamadım. Bilenler yorumlara. Bu replik daha 76'daki ilk filmde Rocky'nin Adrian'la buluşmasındaki söylediği sözlerdi. Adonis 2010'ların rakisi olarak çiziliyordu. Hatta ilk filmde Rocky'nin ünlü şortunu giyecekti. Bu da bizzat Stallone'un tercihiydi. Projeksiyonda Rocky-Apollo maçını açıp Raki'nin yerine geçiyordu. Yani hem Raki olmuştu hem de hiç görmediği ama ismiyle mirasıyla cebelleştiği babası Apollo ile dövüşüyordu. Bu da oldukça iyi bir sahneydi. Hiçlikten gelmesine ek olarak Raki'nin de 3. ve 4. filmlerden sonra boğuşması gereken mirası sırtında taşıyordu. Filmin önemli başlıklarından biri de Apollo'nun mirasıydı. Öyle ki filmin açılışı dahi babamın ismi neydi sorusuyla yapılıyor. Bu repliğin hemen ardından ekrana kocaman krit yazılıyordu. Aynı Rocky gibi Creed de bu filmin açılış görseli olmuştu. Apollon'un oğlu Adonis birçok insan ulaşmak istediği zenginliğe, şan ve şöhrete ulaşmış durumdaydı. Ama mevzu o kadar da basit değildi. Para ve şöhret onun sırtında taşıması gereken bir yüktü. Kendi soyadını kullanmak istiyor. Kendi ismine sahip olmaya çalışıyordu. Ona Baby Creed diyenleri yumrukluyor. Nezaretlik oluyordu. Bu miras konusu yani düğümü filmin sonuna doğru çözümlenecekti. Şortunda isimlerin konumlanması bile buna hizmet ediyordu. Short'un önüne Creed yazarak, rakibine karşında bir Creed var, ayağını denk al diyordu. Short'un arkasındaysa Johnson yazıyordu. Yani seyirci kendi ismini kazanmaya çalışan adamı izliyordu. Kendi mirasını yarat diyen de filmin güçlü kadın karakterlerinden Mary Ann Creed olacaktı. Bu arada avı giden yaparsanız yapın, Mary Ann Creed'i canlandıran 3. kadın oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. İlk filmde çok kısa bir sahnede görünüyordu. Devam filmlerinde görünürlüğü artıyordu ve Ivan Dragolu filmde ölüm meselesi de işin içine girdiği için oyuncu değişikliğine gidilecekti. Creed filminde de hikayedeki rolü iyiden iyiye güçlenen Mary Ann için Felicia Rashad'la anlaştılar. Bana göre Creed'lerin uyumu ve oyunculukları hiç fena değildi. Diğer güçlü kadın karakter de Bianca'ydı. Onun da kendi açmazları vardı. Güçlü bir yan hikayesi, hayalleri vardı. Karaktere hayat veren oyuncu Tessa Thompson bundan etkilenmişti. Gerçek hayatta da müzisyenlik yapan, film için şarkılar da besteleyen oyuncumuz karakterle doğrudan bağlantı kurabiliyordu. Yönetmenle konuştuğunda benzer bir yönlendirme söz konusuydu. Bir spor filminde sevgiliden ötesini temsil eden, başrolle paralel bir grafiğe sahip olan bir karakter konması bana göre güzel bir dokunuştu. Müziklerde de Mandalorian, Tenet, Kara Panter gibi yapımlarda karşımıza çıkan, Kara Panter'le de Oscar alan, yeni kuşağın önde gelen isimlerinden Ludwig Göransson'la çalışmışlardı. Rocky evreninde böyle bir yapıya sahip müzik kullanılması filme bambaşka bir atmosfer kazandırmıştı. Özellikle Adonis temalarına eğiliyordu. Rocky gibi Adonis'in de kendine ait müzikleri olmalıydı. Yeni kuşağın yetenekli ismi dediğimiz Michael B. Jordan'da performansıyla Apollo Creed'e hayat veren Carl Weathers'ı etkileyecekti. Ve Adonis'le ilgili. Alın bir giden yaparsanız yapın gelsin mi? Bence gelsin. Adonis ismi aynı Apollo gibi Yunan mitolojisinden geliyordu. Apollo güneş tanrısı iken Adonis'te tutku ve güzelliği temsil eden, ölümlülerin en güzellerinden biri olan, öyle bir şey olan, ben de tam bilmiyorum, yarı tanrıydı. Hatta filmdeki kurgusal Delphi boks okulunun ismi de mitolojiden gelmekteydi. Orada şimdi hangi topraklarda olduğunu bir hatırla istersen yani. Yani Yunan mitolojisi falan varsa eğer onlar oralarda yani seni dinliyor olabilirler. Hocam yok ya bu sıcakta bence tanrılar yukarıda takılırlar. <laughs> Yunan mitolojisi tanrıları yani. Zaten hep böyle bulut üstündeler ya, bence o zamanlar da böyle sıcaktı buralar. O yüzden inmiyorlardı aşağı. Sizi sıcakla mı cezalandırıyorlar diyorsun abi yani? Çok fena hocam ya. Sizin acilen abi o zaman biraz daha kuzeye çıkmanız lazım. <laughs> Karadeniz'e yaylaya, ile gitmeniz lazım ya. Orkan'la geziyorum böyle şey yapacağım ya. <laughs> Eskiden şey vardı ya, televizyonlarda işte böyle gezi programları onu Ye yapacağım iş abi. Devam! Ve bu role hazırlanmak pek de kolay olmayacaktı. Michael B. Jordan 11 kilo alacak, haftada 6 gün antrenman yapacaktı. Philadelphia dedik, filmin başrolü dedik, filinin motorcusu, konuşma biçimi, gettoları, dövüş okulları da yan hikayeler olarak karşımıza çıkıyordu. Rocky yeni filmi bir siyahi filmi olmuştu. Bianca'sı Adonis ile yönetmeniyle siyahilerin hayatına odaklanıyordu. Adonis dövüşe çıkarken Tupac'ın şarkısını kullanıyordu. Bu şarkıdan bir kuple çevirip Apollo'ya döneceğim. Ben bir katil değilim ama beni zorlamayın. Aynı Apollo antrenör olduğunda yaşananlar gibi Rocky Adonis'i gettoların boks okullarına götürüyor Eye of the Tiger, Kaplanın Gözleri burası kardeşim diyordu Yani işler bir ölçüde tersine dönmüş gibiydi Apollo antrenör olduğunda Rocky'i kendi şehrinin gettolarına götürürken Rocky antrenör olduğunda aynısını Adonis'e yapmıştı. Adonis de Rocky'nin götürüldüğü Los Angeles okullarında rezil olmuş, arabasını kaptırmıştı. Bu ciddi bir meseleydi. Dövüş işleri şakaya gelmezdi. Dövüş dediğiniz mevzu basit bir başkaldırı ve zaferden çok daha fazlasıydı. Raki 3. filmde Apollo antrenörken kendisine edilen lafın aynısını Adonis'e söylüyordu. There is no tomorrow. Yani yarın yok. Önceki bölümlerde Raki'nin babalık konusunda kendini eksik görmesinden ve bununla yıllar boyu boğuşmasından bahsetmiştik. Gerçek hayatta da Sylvester Stallone'un oğlu Sage Stallone'u kaybetmesinden ve bu olayların filmle paralelliğinden bahsetmiştik. Sage Stallone'un ölümü bu filmin pre produksiyon yani yapım öncesi aşamasında gerçekleşmişti. 40 yıldır kendisini babalık konusunda eleştiren o işi de bir türlü kıvıramayan Stallone artık işin son noktasına gelmiş ve oğlunu kaybetmişti. Bu olayın üzerine yönetmen Kugler, Stallone'a filmde baba oğlu ilişkilerine geniş yer verelim demişti. Hatta filmi seyce adamışız gibi düşünelim gibi bir teklifte bulundu. Stallone da Golden Globe ödüllerindeki konuşmasında bu olaya değinecek ve oğlumun ölümüyle başa çıkabilmemde bu projenin katkısı büyük diyecekti. Daha ilk Rocky filminde o genç adamın hırsını ve kendini bozmadan zafere ulaşma arzusunu gördüğümüz gibi bu filmde de 69-70 yaşına gelmiş Stallone'un hayatında içinde bulunduğu geldiği noktayı görüyorduk. Rocky artık Mickey olmuştu. Fanfinfon, dövüşçünün bacaklarını zayıflatır repliği direkt olarak ilk filmdeki Mickey'den alınmaydı. Rakinin söyleyecek çok sözü vardı. Ama bir akıl hocası değildi. Etrafınızda çokça görebileceğiniz, daha tanışmanızın birinci dakikasında parasından, yüce soyundan, başarılarından, falandan filandan bahseden yaşlılar gibi değildi. Ben de bu işte karavan işlerinde kendilerinden çok sıkıldığımdan bunu da belirtmek istedim. Ve bu videodan sonra siz de yaşını almış birileriyle karşılaştığınızda size akıl vermeye başladıklarında ve bu vesileyle kendilerini yüceltmeye başladıkları an bana hak vereceksiniz. Raki artık Mickey oldu dedik ya. Alın bilgilerini yaparsanız yapın. İlk Rocky filmi vizyona girdiğinde o filmin mikisi Burgess Meredith ile Creed'in Rocky balboğası Sylvester Stallone aynı yaştaymış. Filmde bir boksçu karşımıza çıktığında teknolojinin imkanları da işin içine dahil oluyordu. İsimlerini, knockoutlarını gördüğümüz yazılar ekranda beliriyordu. Bu isimler senaryodakiyle aynıydı. Fakat dövüşçüler gerçek boksörlerdi. Pretty Ricky Conlon bombacı Tony tarafından canlandırılıyordu. Bir diğer göz önündeki boksör Danny Wheeler'da olimpiyat madalyalı bir spor gerçek dövüşçüler işin içinde olunca da bazen çekimlerde ortam karışıyor Stallone araya girip beyler lütfen yapmayın falan demek zorunda kalıyordu arkadaşlar bir araya gireceğim abone olalım kendinize iyi bakın devam içerikte ciddi bir çalışma yapılmıştı fakat içerik kadar biçim de önemliydi filmin görüntü yönetmeni Alberti Plan sekans, yani kesmeden, kurgulanmadan çekilen bölümlerde iyi iş çıkarmıştı. Dövüş bir anda yükseliyor, güm diye dekıraşando, yani düşüş yaşıyordu. Mesela son dövüşteki bayılma ve ayılma anı seyir zevki açısından büyük keyif veriyordu. Adonis'in ringe çıkması, ilk büyük dövüşü gibi bölümler kesmeden seyirciye aktarılıyordu. Böylece seyircinin o anı yaşaması hedefleniyordu. Plan sekanslar arasında en çok öne çıkan da 2 roundluk dövüşü baştan sona izlediğimiz şu kısımdı. Bu bölüm için 13 kez çekim yapılmıştı ve yönetmen 11. beğenip filme koymuştu. Bence çok keyifli bir spin-off yapmışlardı. Öte yandan bu filmle ilgili eleştirilecek bir konu bulmamız gerekirse o da herkesin ameliyatlık olmasıydı. Bianca'nın kulağında sorun vardı. Rocky kanser oluyordu. Melodram öğeleri filmin her tarafını sarmıştı. Fakat melodram türünün en büyük ortak özelliği nedir dersek Dünya çapında iyi iş yapmasıdır diyebiliriz. Bir de kendine gölge yapmıştın onu görüyorum sonunda. Evet evet ya bu Decathlon'un şeyi tentesi çok teşekkür ederiz. Bize sponsor olurlar mı olmazlar mı bilmem ama harika yani. Mis gibi takılıyoruz. Yani şuraya geç yandın. Şurada yumurta pişiririm ya. Yani Decathlon bizi nasıl duyar biliyor musun? Nasıl? Takipçilerimizin arasında mutlaka vardır böyle bir eşi dostu arkadaşı. Oo aynen ]'da. arkadaşlar. Reklam ajansı olur. Elden ele. Elden tenisi. ele. Ulaştıralım şunu. Elden ele gönülden gönüle arkadaşlar. Devam. Rocky serisinin en uzun filmi olmuştu. Çıkan sonuç genel anlamda izleyiciyi ve yapımcıyı mutlu etmişti. Stallone Oscar tarihine geçmişti. Hem yardımcı erkek hem de erkek dalında aynı rolle yani Rocky ile... Oscar aday olmuştu. Yeni Creed filmleri yapabileceğini söylüyordu. 35-40 milyon dolara çekilip 173 milyon dolar gişe yapan Creed çok büyük paralar kazandırmasa da rakipler gibi olmasa da bütçesini katlayan bir yapım olmuştu. Her şeyin ötesinde umut vaat ediyordu. Gelenek bozulmayacak. Rocky filmleri Stallone hayatta oldukça devam edecekti. 3 yıl sonra 2018'de Creed'in ikincisi geldi. Hatta önümüzdeki yıl üçüncüsü de gelecekmiş. Ama bu da bir sonraki videomuzun konusu. Rocky evreni yoluna nasıl devam edecek bilmiyoruz. Fakat bu videolarda bu serilerde gördük ki dövüşmek birini alt etmekten çok daha ötesiydi. Rocky Adonis'e aynada kendine bak diyordu. İşte o adam senin en büyük rakibin. Sen vurunca o ne yapıyor diye soruyordu. Adın üste cevap veriyordu. Karşılık veriyor. Kendinden bahseden 50 yaşındaki abiler gibi. En büyük rakibimiz aynadaki insan. Ve onu yenmezsek raki gibi olamayız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Yorum yapın. Şey yapın. Ben de bir antrenman videosu çekeyim Tata, ya. Git dağlarda kereste falan taşı. <laughs> kereste falan. Kendinize bakın.